Muhterem hemşehrilerim. Güzel insanlar. Kardeşlerim, gençler, bacılar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, yine hamdolsun yaradana. Bir şekilde bir aradayız. Biliyorum ve biliyorsunuz ki hepimizin bin bir türlü dertleri, sıkıntıları var. Ama bütün bunlara rağmen yine buradayız. Ve bir şekilde burada olmanın tadını çıkarmaya çalışacağız. Günümüzü muhabbetle ve bayram havasında geçirebilmeniz, sizin de olmak, yani hep bir arada olmak, koca şehrin uğraşlarını arkada bırakabilmek öyle kolay olmasa gerek. Ama bu bir sevdadır. Bu öyle bir sevdadır ki, bu sevda, kıskançlık yok bu sevdada, hasetlik yok. Çünkü herkes öyle tahmin ediyorum ki birbirini sevmek ister. Sen benden niye onu çok seviyorsun diye bir kıskançlık olamaz. Hepimiz ne yapıyoruz? Birbirimizi daha çok sevmek için uğraşıyoruz. Onun için buradayız. Ben istiyorum ki işimizden böyle, elbette bize çok yardım eden maddi ve manevi katkıları olan arkadaşlarımız var, abilerimiz var. Bu bahar bayramının bir şekilde ilelebet yaşaması için bir vaktiye gidip bir şey yaparlarsa, büyüklerime burada sesleniyorum, kendi köylerime, ağabey konumunda bulan abilerime. İnşallah birileri çıkar da bundan sonra bir şekilde bu bahar bayramının İstanbul'da yapılması için bir vaktiye gibi bir şey olursa onun için bundan sonra uğraşacağız inşallah. Gününüz muhabbetle olsun, en iyi gününüz, en kötü gününüz böyle olsun. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmasından dolayı. Gerçekten bu sene katılım daha çok herhalde gördüğümüz kadarıyla, ama aramızda bayramlaşmaya katılmayan hemşehrilerimizi buradan tek tek görüyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Bir daha böyle bayramlaşmaları ihmal etmeyin. Bayramlaşma merasimimize katılmanızı rica ediyorum. Burada her zaman olduğu gibi Ahmet Özkan'ın olduğu yerde fıkralar olur, şiirler olur, güldürüler olur. Sataşmalar olur, eleştiri olur. Tabii ki geçenlerde bir rüya gördüm. Rüyamda geçen sene tarihini tam hatırlamıyorum, aramızdan sessiz sedasız ayrılan Hasan Okay abimizi gördüm rüyamda. Bana dedi ki, ya eskiden dedi pikniklerde dedi bir anam şiiri vardı dedi, sen onu okurdun dedi, hepimizin gözleri dolardı, köyü hatırlardık dedi. Çoktandır dedi, sen o şiiri okumaz oldun dedi. Bunun özel bir sebebi mi var dedi, yoksa ben yokum diye mi okumuyorsun dedi. İnanın, sabah uyandım, gözlerim doldu. Kendi kendime bir istişare yaptım. Bunu bir istek olarak atfettim. O anam şiirini ilk derneğimiz kurulurken toplantı yaptığımızda yazıp da sizlere okuduğum şiiri tekrar okumayı düşünüyorum. Fakat o şiirden önce şimdi ben sizlerin affınıza sığınarak Ahmet Üretin abimiz Konya'dan bir şiir kitabı hazırlamış ve kitabı bize göndermiş. Hemşehrilerimize okuyun diye de içinden bir tane şiirini seçmiş. Kısaca şöyle hızlıca onu okuyacağım. Fazla vaktinizi tabii burada güneşin altında almak istemiyoruz. Bugün maşallah istek şiirleri de çok, konuşmacılarımız da olacak. Kısa kısa geçeceğiz. Ben şiirimi affınızla okuyorum. Dere kasabasına hoş geldiniz. Çağlayan, Sorkun, Harman Pınar derken bu üç yoldan birisini seçtiniz. Dere kasabasına hoş geldiniz. En işlek yol Bozkır Çağlayan yolu, sağ sol enginli yüksekliği dağ dolu. Bu yol uzun bir koyak ve dağ kolu, dere kasabasına hoş geldiniz. Sorkun'dan gelirken Boğaz geçilir, çarşamba çayı yol boyu seçilir, pınarlardan buz gibi su içilir, dere kasabasına hoş geldiniz. Harman pınar yolundadır dalamaz, yokuş aşağı inilirken solunmaz, sıra sıra oluklar ad sorulmaz, dere kasabasına hoş geldiniz. Hangi yoldan gelirseniz yeşillik, yeşillikle kaynaşır at kişilik, üretin mutluluk ile birleşik, dere kasabasına hoş geldiniz. Yazarı
Ahmet Üres'in öğretmen bir abimiz, biliyorsunuz hemşerimiz. Hepinize selam ve saygıları var. Ben şimdi lafı fazla uzatmadan Sayın